Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir projeksiyon inceleme videosu ile beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz modelin ismi ViewSonic LX60 HD modeli. Bu cihaz LED bir cihaz arkadaşlar. Giriş seviyesi bir model. Full HD 1080p olarak geçiyor. Bu cihazı diğer projeksiyonlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri orijinal Google TV sertifikasına sahip olması. İçinde gömülü olarak Google TV işletim sistemi var. Piyasada bulunan Xiaomi Mi Box gibi Android işletim sistemlerine nazaran Google TV'nin arayüzü çok daha akıcı. Tabi Google TV de Android TV olarak geçiyor. Yani içinde Android TV işletim sistemi var. Ve cihaz 1080p olmasına rağmen içindeki Google işletim sistemi 4K. Açıkçası piyasayı araştırırsanız Google TV'nin 1080p versiyonları da var. Fakat bu cihazın içine direkt olarak 4K modelini entegre etmişler. Bu konuda benden yüksek puan aldı. Ürünümüz aslında taşınabilir bir cihaz olarak geçiyor. Alt kısmında tripod girişi mevcut. Bahçe kullanımı, sağa sola taşımak vesaire gibi durumlar için gayet kullanışlı. Dört köşe düzeltme özelliğimiz var. Gayet sağlıklı çalışıyor. Üzerinde 2x5 watt hoparlörleri bulunmakta arkadaşlar. Testlerini ekliyorum. Ses kalitesini anlayabilmeniz açısından bir demo açıyorum. Kulaklıkta dinlemeniz mantıklı olur. Şimdi farkı anlamanız için JBL bir hoparlör bağladım Bluetooth'tan. Seviye bir ses verdiğini söylemek istiyorum. Ethernet girişi bulunmuyor. Bütün internet bağlantımızı wireless üzerinden kablosuz olarak yapmaktayız. Ağırlığımız 3 kilogram seviyesinde. Işık gücü olarak 630 ansilümen. Bu değerler ışıklar açık izlemek için pek sağlıklı olmasa da ben testlerimi karanlık ortamda 120 inç perdede yaptım. Yani 120 inç perdenin genişliği 240 santime denk geliyor. Ve ışıklar kapalıyken gayet güzel performans sergiledi. Yani fiyatına nazaran gayet güzel renkleri ve canlılığı var. Bu projeksiyon için arkadaşlar 20.000 saat lamba ömrü biçilmiş. Oyunlar için input lag seviyemiz 163 milisaniye civarında. Oyun performansı birazcık düşük. Input lag seviyemiz biraz yüksek olduğu için daha çoğunlukla hikaye temalı oyunları rahatça oynayabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında FPS tarzı, nişan almalı vesaire bu tarz oyunlarda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yani anlık tepkime süresi isteyen futbol oyunu olur, ateşli, silahlı bir şeylerin hedef alma oyunu olur gibi oyunlarda birazcık performans kaybı yaşayacağımızı kesinlikle söylemek istiyorum. O yüzden hikaye tema bazlı oyunlar oynanabilir ama aksiyon daha yüksek, anlık tepki vermeniz gereken oyunlarda birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kısacası oyun üzerine ayarlanmış, kurgulanmış bir projeksiyon cihazı değil arkadaşlar. İçindeki Google işletim sisteminin gayet sorunsuz bir şekilde çalıştığını söylemek istiyorum. Netflix, Amazon Prime, Disney, Xen, Blue TV gibi sertifikalı orijinal platformlar gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar. Netflix'te Full HD içerikleri, her türlü netliği alabildim. Hemen hızlıca arkadaşlar cihazın ayarlarını, menü ayarlarını size anlatmak istiyorum. Öncelikle kumandamızın üzerinde bulunan projeksiyon resimli düğmeye basıl tutuyoruz. Basıl tuttuğumuz zaman böyle bir ekstra menü çıkıyor arkadaşlar. Burada öncelikle ayarlamamız gereken temel ayarlardan projektörü yansıtacağımız ayar. Açıkçası eğer tavana takmışsak bunu tavan olarak ayarlayacağız. Ön masa, yani direkt olarak tripodun üzerine ya da masaya koyduysak ön masa yapıyoruz. Yukarıda da dil kısmı var. İşte dilin hangi dil olduğunu ayarlıyoruz. Türkçe'ye çeviriyoruz. Çarpıklık ayarında yatay kalibrasyon. Bu kalibrasyon ayarı bunu otomatik olarak yapıyor. Okey diyelim, başlatalım. Bunlar devre dışı kalibrasyonlar. Şurada bakın dört köşe ayarı. Bunu açtım.
Tamam diyorum. Bakın buradan dört köşe ayarını mis gibi yapacağım arkadaşlar. Evet. Şurayı ayarlayalım. Şu kısmı ayarlayalım. Şu anda görünürde olduğu gibi görünüyor. Gayet iyi. Odak da burada mesela odağı isterseniz otomatik yapabiliyorsunuz. Oto odak yaptığınız zaman kumandanın üzerindeki odak tuşuna basınca da direkt olarak odaklıyor. Ama ben genelde hep kendi gözüme güvendiğim için en azından yaş itibariyle uzağı iyi görüyorum. Yakında sıkıntılarım var tabii ki de. Her zaman için cihazlarda manuel odağı açıyorum. Ki sürekli odak yapmasın. Manuel odak güzeldir. Temel ayarlar kısmı böyle. Gelişmiş ayarlar kısmında işte açılırken zil sesi, doğrudan güç açma, hani enerji gelince, akıllı enerji, uyku zamanlayıcı, dinamik eko modu vesaire. Burada şöyle bir şey tespit ettim. Dinamik eko modunda devre dışı iken biraz daha silik oluyor. Dinamik ekoyu açtığımız zaman biraz daha aydınlık oluyor. O yüzden ben dinamik eko etkinleştir olarak kullanıyorum cihazı. Çok ilginçtir. Ses modu, müzik, ses seviyesi, sessiz kapalı, reset settings, fabrika ayarlarını sıfırla. Bu kısım böyle. Bilgi kısmında da işte cihazın kaç saattir çalıştığı, kaç gigawatt yer olduğu vesaire seri numarası bunları veriyor. Dosya yönetiminde de işte içine eğer bir şeyler kopyalarsanız ki kapasitesi sadece 4 GB alan var size ayırdığı, onları izlemek için buradan ulaşabilirsiniz. Açıkçası bu mavi menü bence gerçekten çok iyi olmuş. Mavi olması hoş bir hava katmış. Önceden renkli alacalı bulacalı bir menü geliyordu. Şu an mavi olması gayet iyi. Hemen şeye dönelim. Kendi Android Google sistemimize dönelim. Bahsettiğim gibi cihazda orijinal sertifikalı bir Google TV işletim sistemi var. Android. Bunun kurulumunu en başta zaten soruyor size. Kendi Gmail hesabınızla login olup üyeliğinizle giriş yapmanızı istiyor. Bu girişi yaptıktan sonra da direkt olarak uygulamaların hepsi Netflix, YouTube, Prime, Disney, Xen, Blue TV, Bing Connect, işte Turkcell TV, Spotify, yani aklına gelebilecek bütün uygulamalar sertifikalı olarak, orijinal lisanslı olarak bu cihazda mevcut. Ayrıca Android TV'den farkı Google TV'nin arayüzü çok daha keyifli, çok daha kullanımı rahat. Yani o yönden benden tam not aldığını söylemek istiyorum kesinlikle. Ayrıca mesela buradan ana ekrandan uygulama ya da oyun aratıp bunları cihazımıza kurabiliyoruz. Bakın VLC'yi kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. Uygulama. Ağ üzerinde bilgisayarınızdan açtığınız herhangi bir paylaşımdaki dosyaları bu program sayesinde ağ üzerinden oynatabiliyorsunuz. Hemen örneğin göstermek istiyorum. Açılsın bir. Cihazın içine gömülü olan Google TV, Android TV Stick 4K destekli arkadaşlar. Zaten 4K olduğu için de işlemcisi de tabii normal 1080p bir Google TV Stick cihazına göre daha iyi, daha hızlı. Evet, uygulamayı başlat diyorum. Şimdi göz atalım. Yerel ağımızda bakın benim Asus mini cihazım var. Buradan downloadları yapıyorum. Adaptörle çalışan mini PC var yani. Buradan istediğim içerikleri indirdikten sonra ağ üzerinden direkt olarak cihazdan hemen çatır çatır hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Montaj kılavuzu koymaz mısın be? Hayvan gibi. Telif yememek için hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Çal. Hadi. Ne o? Hiç takılmadan gayet hızlı bir şekilde ağ üzerinden çatır çatır dosyalarınızı izleyip bir doğru naklediyorum yani. Ya ben bir süre sahte öğrenci kartı bastım da. Bakın. Çıkmış kadının. Yok işte üç kadından bir tanesinin tabii bir öbürsü. Evet, VLC player'ın böyle bir güzelliği var. Aynı zamanda Plex, Kodi, IPTV gibi birçok uygulamayı, oyunları indirip kurabilirsiniz.
Hepsi de sertifikalı. Ayarlar kısmında da işte birçok ayar mevcut. Ekran ayarları, gelişmiş ekran ayarları, ağ ayarları. Bakın sistem hakkında geldiğim zaman 4K Google TV Stick olduğu gösteriyor. Modelini gösteriyor. Şu anda Android'in 11. sürümü onu gösteriyor. Ayrıca Netflix sertifikasının buradan onayını görebilirsiniz. Buradan Bluetooth cihaz ekleyebiliyoruz. Bir tane Bluetooth mouse eşleştirmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle web browser uygulamasını kurduğumuz zaman onu da kuralım. Bakın o uygulama şu gayet güzel çalışıyor şu an için. Bakın uygulamamız bu Neptune TV. Bu uygulamayı mutlaka kurun. Direkt Google Chrome gibi bir web tarayıcı bu. Ve bu web tarayıcıyla direkt olarak online film sitelerinden film izleyebilirsiniz. Çeşitli internet sitelerine, haber kanallarına vesaire her yere girebilirsiniz. Benim bayağıdır kullandığım başarılı, güzel bir TV browser. Google, aynen Chromecast gibi. Sesli konuşmak için de destekli olması lazım. Deneyelim. Sözcü TV. Bakın direkt olarak açtı. Kumandası da direkt mouse'a dönüyor. Yani webde gezinmesi gerçekten çok kolay ve keyifli. Aynı zamanda mesela şey yapalım. Şöyle bir arama yapalım. Film izle 2024. Sesli aramasının da gayet başarılı çalıştığını şu anda görüyorsunuz. YouTube videoları buldu. Aslında YouTube'dan istemiyorum ben bu uygulamaları. Bir saniye. Ana sayfaya dönelim. Şuradan bir arama kısmında şimdi aratalım. Film izleme 2024. Evet, şimdi aratacağım bakın. Diyelim ki buradan bastım film izleme sitelerine. Evet, bütün kontrolü kumandayla yapıyorum. Ama bir mouse bağlarsanız çok daha keyifli olacaktır bunun kullanımı. Örnek veriyorum, Netflix'i göstermek istiyorum size. Bakın Full HD bir cihaz olduğu için HD olarak izleyebiliyoruz. Herhangi bir mouse vesaire bağlamadan tek bir kumandayla her şeyi açabilirsiniz arkadaşlar. Lisanslı olduğu için Full HD 1080p olarak izleme yapabiliyoruz. Netflix'in gerçekten lisanslı olması çok önemli. Çünkü Netflix'te lisans yoksa gerçek Full HD çözünürlüğe asla çıkamıyorsunuz. Kullandığınız arayüz gerçekten sıkıcı oluyor. Gördüğünüz gibi cihaz gerçekten çok hızlı. Bunun gibi Prime, Disney, Exxen, diğer bütün uygulamalar
Aynı şekilde lisanslı arkadaşlar. YouTube'da da 1080p netliğe çıkabiliyoruz. Şöyle bir tane açalım. Sesini kısıyorum telif yememek için. Evet, burada mesela 4K'ya içeriye de çıkabiliyoruz YouTube'da. Ha, bilmiyordum bak. Güzel, YouTube'da 4K desteği var. Çok iyi. Ya netlik gerçekten zaten şey yaptı. Fark etti. 1080p'ye göre. Gayet iyi arkadaşlar. YouTube'da 4K'ya çıkabiliyoruz. Netflix'te 1080p'deyiz. Desteklediği kadar çünkü. Cihazın maksimum desteği Full HD 1080p. Yani Android arayüzü ile ilgili, Google TV Stick ile ilgili, ekstra ayarlarla ilgili size gösterebileceğim başka da bir şey yok arkadaşlar. Bluetooth kablosuz ayarları buradan yapılıyor. Projektör düğmesine bir kere bastığımız zaman ekstra renk modları ile ilgili ayarımız geliyor. Bunu kendiniz kişisel olarak özelleştirebilirsiniz ya da benim her zaman kullandığım film modunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşitli ayarlar var. Aynı zamanda gelişmiş ayarlarda şu anda kullandığı çözünürlüğü gösteriyor. Kaynağı gösteriyor. 1080p 60Hz gayet iyi. Şu kısımdan da film modu, oyun modu gibi ayarları değiştirebiliyoruz. Zoom özelliğimiz de var. Temel ayarlarda eğer dört köşe olayını devre dışı bırakırsak arkadaşlar, şurada bakın dijital anzoom olayı var. Fakat dijital olarak anzoom yaptığımız zaman dört köşe corner özelliğini kullanamıyoruz. Dört köşeyi devre dışı bıraktığımız zaman dijital anzoom özelliği açılıyor arkadaşlar. İhtiyacı olanlar için bu özelliğimiz ayarı da burada. HDR desteğimiz bulunmuyor. Zaten Full HD bir cihaz. Size tavsiyem 120 inçlerin üzerine çok fazla çıkmamanız. Hani kağıt üzerinde 140 inçe kadar yazsa da bizim maksimum izleme genişliğimiz 120 inç olsun. Daha yüksek boyutlarda izleme yapmak istiyorum dediğiniz noktada izleme yapabilir miyiz? Evet, ama renk kaybı ve kontrast kaybı yaşarız. Özelliklerinde belirtilmiş olan engellerden kaçınma, otomatik düzeltme vesaire gibi olayları denedim. Çok sağlıklı sonuç alamadım. O yüzden direkt olarak bütün ayarları manuel olarak kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Açıkçası 120 inç 240 santimlik perdede gayet güzel performans sağladı. Projeksiyon cihazımızda bir tane HDMI girişimiz mevcut. Ayrıca iki tane USB girişi, bunlar servis için ayrılmış. Ses çıkışımız ve AV-in portumuz var. Dizayn olarak şık bir dizayna sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ön kısmındaki kumaş dokusu ve malzeme kalitesi gayet güzel arkadaşlar. Herhangi bir adaptör yok. Direkt olarak 120 ile çalışıyor. Ama bu konuda da gayet iyi. Unutmadan projeksiyonlar konusunda destek alabilmek adına Facebook üzerinden Olga Eren yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ekstra olarak dijital zoom in, zoom out yapabiliyoruz. Toz geçirmez motor tasarımı gayet iyi olmuş. Ekstra bakım gerektirmiyor. Kumandası kullanışlı. Aydınlatma özelliği bulunmuyor. Çalışırken ses seviyesi 40 desibel civarında. Yani kağıt üzerinde böyle yazıyor. Filmlerde, sessiz sahnelerde birazcık fan sesini duyuyorsunuz. Ama onun dışında kullanımda herhangi bir rahatsızlık söz konusu olmuyor. Sonuç olarak toparlarsak, projeksiyon dünyasına ilk defa giriş yaparken satın alınıp tercih edilebilecek veya evinizde ikinci odaya bir projeksiyon cihazı arayışındaysanız fiyat performans giriş seviyesi bir model. Elimden geldiğince detaylı olarak size bu güzel projeksiyonu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayalım. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
So if you want something to hold
find it first, but here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting.